sevgili arkadaşlarım, tekrar merhaba. Geçen hafta sizlerle milli mücadele konusunu işledik. Şimdi artık ne yapacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacağız arkadaşlar. Beraber tabii bu açılma sürecinden önce milli mücadeleyi işledik sizlerle. Nasıl başladı milli mücadele? Tabii ki Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Samsun'dan ne yaptı arkadaşlar? Havza'ya geçti ve ilk olarak Havza Genelgesi'ni yayınlayıp milli mücadelenin hangi safhasını başlatmış oldu? Mücadelenin örgütlenme safhasını başlatmış oldu. Daha sonra arkadaşlar genelgeler ve kongreleri işledik beraber. Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas kongrelerini işledik. Bu kongrelerden sonra da artık ne yaptık arkadaşlar? Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni İstanbul'da topladık. Tabii ki bahsetmiştim sizlere Mebuslar Meclisi'ni acaba nerede toplasak diye aralarında çok fazla uyuşmazlıklar çıktı. TBMM hükümeti dedi ki İstanbul güvenli bir yer değil. İtilaf devletleri en ufak bir boşlukta, en ufak bir işleme gelmeyen bir durumda İstanbul'u işgal edecekler. O yüzden hiç güvenli değil dedi. En iyisi biz Ankara'da toplanalım. İstanbul hükümeti de dedi ki bu benim otoritemi sarsar. O yüzden Ankara'da toplanmayacak, İstanbul'da toplanması gerekiyor dedi. Tabii ki İstanbul hükümetinin dediği oldu ve arkadaşlar İstanbul'a son Osmanlı Mebuslar Meclisi ne yaptı? Toplandı. Arkadaşlar son Osmanlı Mebuslar Meclisi toplandı. Ardından hemen Misak-ı Milli yayınlandı. Tabii ki Misak-ı Milli'nin yayınlanması kimin işine gelmedi arkadaşlar? İtilaf devletlerinin işine hiçbir şekilde gelmedi. Çünkü Misak-ı Milli de bizim milli sınırlarımız, milli egemenliğimiz ve milli bağımsızlığımızın nasıl tavizler verilmeden korunması gerektiği konusunda bir yol göstericiydi. İnsanları bilgilendirici bir belgeydi. Bu yüzden de arkadaşlar İtilaf devletleri işlerine gelmeyen bu durum karşısında İstanbul'u ne yaptılar arkadaşlar? İşgal ettiler. Tabii ki İstanbul'un işgal edilmesi bize ulusal egemenliğimizin ve ulusal bağımsızlığımızın zedelendiğinin bir göstergesi. İtilaf devletleri bu hareketleriyle ne yapmışlar arkadaşlar? Bizim ulusal bağımsızlığımızı, ulusal egemenliğimizi zedelemişlerdir. Tabii İstanbul işgalinden sonra bölgedeki subaylar tutuklandı arkadaşlar. Tamamen özgürlükler kısıtlandı. Mustafa Kemal bu durum karşısında arkadaşlar hemen önlemler almıştı. Zaten sizlere sıralamıştım değil mi? Önlemlerin neler olduğunu. İşte İstanbul'la irtibatı kesti. Daha sonra halkı bilgilendirici durumlar yayınladı. İnsanları bilgilendirmek istedi. Ve bu önlemlerin en altında, en son maddede şöyle demiştim Mustafa Kemal, sizlere bahsetmiştim. En kısa zamanda vatanın bütünlüğünü kurtaracak, vatanın egemenliğini, insanların özgürlüğünü sağlayacak, her şeyden bağımsız ve olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanmalıdır. Arkadaşlar, bu meclis size neyi çağrıştırıyor? Bu neyin sinyali? Mustafa Kemal sizlere neyin sinyalini vermeye çalışıyor? Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi artık ne yapılmalıdır? Açılmalıdır diyor arkadaşlar. Ve yine yurt genelinde seçimler yapılıyor arkadaşlar. Milletvekilleri seçiliyor ve bu seçimler yapıldıktan sonra da tabii ki bunlar çok zor şartlar altında yapılıyor arkadaşlar. O dönemin şartlarında gerçekten geniş bir rahat bir durum yok. Savaş söz konusu, İtilaf devletlerinin baskısı söz konusu ve tüm bunların içerisinde bir cuma günü, bir cuma sabahı 23 Nisan 1920'de ne yapılıyor arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Şimdi söyledik bunları. İstanbul işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi'nin kapatılması Mustafa Kemal'e TBMM'yi açma fırsatı vermiştir. Buradan fırsatı vermiştir demişken şuna değineyim arkadaşlar. Aslında İstanbul'un işgali ve Mustafa Meclisi'nin dağıtılması kötü bir olay. Fakat kötü gibi görünse de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına ne yapmıştır arkadaşlar? Zemin hazırlamıştır. Yani aslında kötü bir olay bize iyi bir olayın habercisi olmuş, iyi bir olayın oluşmasına vesile olmuş diyebiliriz.
Tabii ki meclis açıldıktan hemen ardından, hemen sonra önemli kararları yayınlanıyor arkadaşlar. 6 maddelik bir karar bu ve biz bu maddeleri yorumlayacağız beraber. Bakalım hangi maddede ne demek istiyor arkadaşlar. İlk maddemizden başlıyoruz. Hükümet kurmak zorunludur. Arkadaşlar, hükümet kurmak zorunludur. Burada zaten aklımıza ilk gelmesi gereken şey, İstanbul hükümetine alternatif bir hükümet kurulması yani kurulacağından söz ediyor bize, değil mi? Bir kere bu var. İstanbul hükümetinin yanında bir devlet daha kurulacak. Ki İstanbul hükümeti daha sonra da bitecek zaten arkadaşlar. Yani bize gösteriyor ki bu maddeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu bir meclis özelliğine sahiptir. Kurucu meclis ne demektir arkadaşlar? Yeni anayasa demektir. Yeni devlet demektir. Ve bunlar olunca tabii ki kurucu meclis olma özelliğini taşıyor diyoruz arkadaşlar. İkinci maddemize bakıyoruz. Geçici olarak bir meclis başkanı veya padişah vekili tanımak nedir arkadaşlar? Doğru değildir. Yani geçici olmasını geçici olmasını onaylamıyorsa arkadaşlar, padişah vekili tanımak doğru değildir diyorsa, bizim TBMM'imizin özelliği, bir diğer özelliği ne olarak çıkıyor karşımıza? Kalıcı olmak istiyor arkadaşlar. Neymiş? Kalıcı olmakmış. Yapacağımız ikinci yorum, ikinci maddenin yorumu neymiş arkadaşlar? Geçici olmasını onaylamıyor, kalıcı olmak istiyor. Üçüncü maddemize bakıyoruz. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır arkadaşlar. İki sistemimiz var bizim. Hemen şuradan ayırıp size kısaca bahsedeceğim zaten ilerleyen slaytlarımızda da bunların ne olduğunu açıklayacağım size. Meclis hükümeti sistemi ve kabine sistemi. İki sistemimiz var arkadaşlar. O dönemde meclis hükümeti sistemi benimseniyor. Tabii ki şimdi kabine sistemi, yani günümüzde kabine sistemi mevcut. Bu sistemlerin neler olduğunu, aralarındaki farkların neler olduğunu sizlere açıklayacağım hemen. Şimdi maddelerimizi bitirelim. Evet, dördüncü maddemiz diyor ki mecliste ortaya çıkan milli irade yurt kaderini el koymuştur. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. Yani ne İstanbul hükümetini ne İtilaf devletlerini tanıyor TBMM. Diyor ki benim üzerimde, benden sonra bir güç yok. Her şey diyor, bakın burada da söylüyor zaten, milli irade yurt kaderine el koymuştur diyor meclis. Bu maddeyi de bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Evet, bu önemli bir madde şimdi. Beşinci maddemiz, yasama, yürütme ve yargı yetkileri meclise aittir. Arkadaşlarım, yasama, yürütme ve yargı yetkileri meclise aitse bu mecliste güçler birliği vardır diyoruz. Güçler birliği mevcuttur diyoruz. Ve olağanüstü yetkilere sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Olağanüstü yetkilere sahip olduğunu görüyoruz dedik. Neyden anladık bunu? Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin kimde toplanması? Sadece bir mecliste toplanmasından biz bunları anladık diyoruz. Evet, hemen tekrar ediyorum ben. Yasama, yürütme, yargı, güçler birliği. Güçler birliği ve aslında olağanüstü yetkilere sahip, olağanüstü yetkilere sahip bir meclis. Peki, yasama, yürütme ve yargı ne demek? Yasama arkadaşlar, yasa çıkarma. Yürütme, yasaları uygulama. Yargı da yasalara uymayanları ne yapma? Cezalandırma. Bu da demek oluyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hem yasaları çıkarıyor, hem yasaları uyguluyor, hem de yasalara uymayanları ne yapıyor arkadaşlar? Cezalandırıyor. Ve bu da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olma özelliğini bize gösteriyor dedik.
Son maddemiz padişah ve halifenin durumu işgaller sona erdikten sonra meclisin alacağı bir kararla belirlenecektir. Yani diyor ki arkadaşlar, TBM vardır. İstanbul hükümeti de TBM'ye bağlıdır. TBM İstanbul hükümeti adına kararlar alabilir diyor. Yani burada da demek istiyor ki TBM'nin üzerine bir güç yoktur diyor. Arkadaşlar bu maddeyi de bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Geçelim şimdi TBM'nin özellikleri. Arkadaşlar biraz önce zaten bahsettim ben bunlardan. Yine kısaca bahsedeceğim. Bunlar da özelliğiymiş TBM'nin. Kurucu meclistir. Millet egemenliğini gerçekleştirmeye yönelik 1921 anayasası yani teşkilat-ı esasiye bu anayasayı TBM'nin bu özelliğini yani kurucu meclis olma özelliğini bize ne yapıyormuş gösteriyormuş. Güçler Birliği dedik, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin bir elde toplanması ilkesini ne yapmıştır arkadaşlar? TBM uygulamıştır. Üyeleri halk tarafından seçildiğinden millet egemenliğine dayalı bir meclistir. Bakın millet egemenliğine dayanan bir meclistir. Çok farklı görüş ve düşünceye sahip kişilerden oluşması yönüyle de ne oluyor arkadaşlar? Demokratik bir meclis olma özelliği taşıyor ve meclis hükümeti sistemini benimsemiştir dedik. Bir kabine sistemi vardı, bir de meclis hükümeti sistemimiz vardı arkadaşlar. Meclis hükümeti sistemini benimsemişler. Şimdi bakalım meclis hükümeti sisteminde neler var? Arkadaşlar meclis hükümeti sistemi şöyle ki, bu sistemde hükümet üyeleri yani bakanlar bütün milletvekilleri tarafından tek tek oylanarak seçiliyor. Yani bir sürü milletvekili var arkadaşlar. Bu milletvekilleri içerisinde bazı adaylar var. Bu adaylar bunlar tarafından ne yapılıyor? Oylanıyor arkadaşlar. Tek tek oylanıyor ve seçiliyor. Bu seçim sonucunda da oluşturulan bakanlar kuruluna meclis başkanı ne yapıyor arkadaşlar? Başkanlık ediyor. Yani burada meclis başkanı nereye başkanlık ediyor arkadaşlar? Bakanlar kuruluna, oluşturulan bakanlar kuruluna başkanlık ediyor. Meclis hükümeti Cumhuriyet'in ilanına kadar uygulanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra nereye geçilmiştir arkadaşlar? Kabine sistemine geçilmiştir. Şimdi kabine sistemini de açıklayacağım sizlere. Cumhuriyet'in ilan edilir. O ilan edilmesinden sonra günümüzdeki uygulamaya yani kabine sistemine geçilir. Kabine sisteminde de arkadaşlar Cumhurbaşkanımız var. Başbakanımız var. Yani Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir başbakan var. Ve başbakanın da atadığı bakanlar var. Öncesinde sadece meclis başkanı ve bakanlar vardı. Burada hem Cumhurbaşkanı hem başbakan hem de bakanlar var arkadaşlar. Cumhurbaşkanı kendisi de bir başbakan atıyor. Başbakan da bakanları seçiyor arkadaşlar. Eğer meclisten güven oyu çıkarsa bu hükümet ne yapıyor? Göreve başlıyor arkadaşlar. Meclis hükümeti ile kabile sistemi arasındaki farklar da bunlardı diyoruz. Geçiyoruz. 1. TBM'nin faaliyetleri. Bakalım 1. TBM ne gibi faaliyetlerde bulunmuş? 16 Mart 1920'den sonra İstanbul Hükümeti'nin yaptığı ve yapacağı işleri yok saymıştır. Arkadaşlar bu tarih size neyi hatırlatıyor? Hemen buraya not düşüyorum. İstanbul'un işgali. Yani İstanbul'un işgalinden sonra TBM ne yapmış? İstanbul Hükümeti'nin yaptığı bütün işleri yok saymış arkadaşlar. Düzenli bir ordu kurarak Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandırmayı başarmıştır. İkinci bir özelliğimiz. Üçüncü özelliğimiz de 1921 Anayasası'nı yürürlüğe koyuyor. 1921 Anayasası dediğimiz teşkilat-ı esasiyedir arkadaşlar. Bunu yürürlüğe koymuştur ve ne yapmıştır arkadaşlar? İstiklal Marşı'nı milli marş olarak kabul etmiştir. Bu da TBM'nin faaliyetlerinden biri. Bir diğer maddemiz Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur. Şimdi arkadaşlar TBM kuruluyor fakat TBM'nin kurulmasını istemeyenler, İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri, yurt içerisinde bulunan azınlıklar isyanlar çıkarıyor. Birazdan işleyeceğiz bu isyanları ve bu isyanları bastırmaya yönelik Hiyanet-i Vataniye Kanunu hemen ardından da İstiklal Mahkemeleri çıkarılmış. Biraz önce ben sizlere ne dedim? Yasama, yürütme ve yargı demiştim arkadaşlar. Mecliste toplandı demiştim.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu neye giriyor arkadaşlar? Yasaya giriyor. Çünkü bu bir yasadır. Yani meclis burada yasa, güçler birliği içerisindeki yasa hakkını kullanıyor. İstiklal mahkemeleri de bunları, yani yasaları yürürlüğe koymuş. Yani yargı yetkisini kullanmıştır arkadaşlar. Sorularda karşınıza çıkabilir. Hıyanet-i Vataniye Kanunu yasa, İstiklal mahkemeleri ise yargı yetkisini, meclisin yargı yetkisini kullandığını bize kanıtlıyor. Zaten işleyeceğiz bunları sizlerle daha ayrıntılı. Saltanatı kaldırarak milli egemenlik ilkesinin güçlenmesini sağlamıştır arkadaşlar. Bu da önemli bir gelişme, saltanatı kaldırması. Notumuz var. Bu önemli bir not. Anayasayla ilgili bir not. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye olağanüstü şartlardan dolayı ne yapılmış arkadaşlar? Kısa ve öz hazırlanmak zorunda kalmıştır. Çünkü o dönemin şartlarında aceleye gelmiş bir anayasadır. Bu anayasada diyor, meclisin toplanma ve çalışma esasları belirtilmiş, egemenlik hakkının millete ait olduğunu ve nasıl kullanılacağı ifade edilmiş, vatandaşların temel hak ve özgürlükleriyle ilgili konulara değinilmemiştir. Acele hazırlandığı için kısa ve öz olmuştur demiştik. Bu anayasa TBMM'nin yetkinliğini ve yaptırım gücünü ne yapmıştır arkadaşlar? Tabii ki arttırmıştır. Şimdi biraz önce demiştik ki yasa, yargı ve yasama konularında demiştik. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu demiştik. Şimdi bunlara daha ayrıntılı bakalım arkadaşlar. Bakalım Hıyanet-i Vataniye Kanunu neymiş? Birinci TBM kendi varlığına yönelik ayaklanmaları önlemek ve askerden kaçmaları engellemek amacıyla 29 Nisan 1920'de ne yapmış arkadaşlar? Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartmış. TBM Hıyanet-i Vataniye Kanunu uygulamak amacıyla da istiklal mahkemelerine çıkartmış. Birisi bir amaç doğrultusunda çıkarıyor kanun. Bu kanunu uygulamak için de tabii ki istiklal mahkemeleri kuruluyor arkadaşlar. Daha hızlı ilerlemek için, kanunların daha hızlı ilerlemesi için. İstiklal mahkemelerinin üyeleri milletvekilleri arasından seçiliyor ve vekiller kararları hemen ne yapıyor arkadaşlar? Yerine getiriyor. Bu da hızlandırmak amacıyla amacın gerçekleştirdiğini bize gösteriyor. Kuruluşu, işleyişi ve kararların hemen yerine getirilmesi ile bu mahkemeler ne mahkemesi özelliğine sahip? İhtilal özelliğine sahip arkadaşlar. Bu önemli. Hemen kararları alma, kararları uygulama ve uygulamaya koymak açısından düşünüldüğünde ne mahkemesi? İhtilal kelimesi karşımıza çıkıyor, ihtilal mahkemeleri. Bir uyarımız var arkadaşlar. Ne yapmış? Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılması ve istiklal mahkemelerinin kurulması aslında TBMM'nin Anadolu'daki otoritesini güçlendirmiştir arkadaşlar. Artık insanlar çekinge meselesi olmuş olabilir. Yani artık herkes istediği gibi Türkiye üzerindeki emellerini ne yapmıyor arkadaşlar? Gerçekleştiremiyor. Ve bu da bize TBMM gibi bir gücün varlığından söz etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi dedik biraz önce Hıyanet-i Vataniye Kanunu neden çıktı? İstiklal mahkemeleri neden kuruldu? Bunlardan söz etmiştik. Nedenleri arkadaşlar TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalardı. Şimdi bunların nedenlerini kısaca bakalım. Daha sonra da ayaklanmanın 3 tane türü var. Bu ayaklanmalar üzerinde duracağız. Nedenleri İtilaf Devletleri'nin milli mücadeleyi engellemek amacıyla yaptığı faaliyetler birinci nedenimiz. İkinci nedenimiz İstanbul Hükümeti'nin milli mücadele aleyhine fetva yayınlaması arkadaşlar. Dini kullanma da söz konusu burada. Askerlik ve vergiyi kaldırdığını ilan etmesi. Üçüncü nedenimiz azınlıkların devlet kurma ve işgalleri kolaylaştırma faaliyetlerine katılmaları. İşte azınlıklar dediğimiz Ermeniler arkadaşlar, Rumlar, bunlar en başından beri zaten 1. Dünya Savaşı'ndan beri neydi amaçları? Ermenilerin doğuda ayrı bir devlet kurması, kuzeyde Rumların ayrı bir devlet kurması sürekli söz konusuydu. Sürekli Türkiye'nin önüne çıkan, TBMM'nin önüne çıkan olaylardan birkaçıydı. Bir diğer maddemiz asker kaçakları ve çıkarları elden giden bazı kimselerin çalışmaları.
yurt genelinde arkadaşlar bazı insanların çıkarları var. Ülkenin bu duruma gelmesi kendi çıkarlarıyla doğru orantılı oluyor. Tabii ki baktılar ki çıkarlara ters giden bazı durumlar var. Bu yüzden TBMM'ye karşı hemen ayaklanma çıkarıyorlar ve insanları kışkırtıyorlar arkadaşlar. Bir diğer maddemizde düzenli ordunun kurulma aşamasında bazı Kuvayi Milliyecilerin düzenli orduya katılmak istememeleri. Arkadaşlar bu da ciddi bir sorundu. 1920'lerden sonra 1920'nin sonlarında Kuvayi Milliye artık ortadan kaldırılacak, düzenli orduya geçilecekken Kuvayi Milliyecilerin sıkıntı yarattığını zaten işlemiştik sizlere, söylemiştim ben. Bir diğer maddenizde yıllardır süren savaşlar nedeniyle halk artık ne yapıyor arkadaşlar? Belli bir seviyeye geliyor. Artık ne yapıyorlar? Bitkin ve yorgun bir duruma düşüyorlar. Bu yüzden de ayaklanmaların sebeplerini bu şekilde özetledik. Arkadaşlar bugünlük burada kalalım. Bir dahaki haftada diğer ayaklanmalar nelermiş bunları işleyeceğiz sizlerle. Şimdi hoşça kalın.